Laps laps laps. Haydi görelim. Kayıt mı? Kayıt. Evet Çangın Efendi. Gel dedin geldik gene. Evet. Laps lapsa geri döndük. Evet. Dayı Show'dan ekmeğin kesilince YouTube kuyularına geri döndün oğlum. Aynen. Dayıdan para kazanmadığım bir hafta olamaz dedim. Evet oğlum. Gene vur bakayım. Benden vur. Çocuğu seviyorum oğlum. Okul taksidi falan başlar onun. Aynen. Evet. Neye vuruyoruz? Şimdi Laps Laps izledin mi hiç? Yok. Sen daha önce Lost Sohbet'e gelmiştin ya. He geldim oğlum. Oradaki yapılan yorumları okuyacağız. Allah kahretsin. Ergen gibi yorum mu okuyacağız? Aynen iyisiyle kötüsüyle. Oğlum sen bırakmadın oğlum, bu yorum okuma işini bıraktım abi ben diyordum. Bayağıdır bırakmışım hakikaten. Laps Laps çok özledim ya. Tamam, ne yapıyorduk ama hiç hatırlamıyorum. Tamam. Şey ekmeğini vuracağım mı? Ha evet. Ha ekmeğini vur oğlum. Philips Latte Go 5000 serisi kahve makinemizde. Bugün kahve içeceğiz. Hadi gören bakayım yani, oğlum. Köpüklü bir şey mi yapayım? Nasıl bir şey istersin? Süt, oğlum ne varsa koy. Sütlü köpüklü böyle dolu bir şey olsun yani. Aynen. Hadi şey bakalım. Kahve makinemizde. Philips bilmem ne vur oğlum. Utanma ekmeğini evet, vurmaktan ya. Çatır çatır barista, vur aklımı. Barista gibi bir şey oldum anlamadım. Allah Allah. Hadi gören bakalım. Çok... Philips'le beraber mi oldun? Gerçekten Latte Go ile beraber. Çok güzel, çok şöyle güzel. Şöyle Tom ve Jerry gibi arkanda benim üst beden tamam, kesilse sorun olur mu? Yok oğlum ben neşene bak. Evet, ne yapıyorsun işte, düğmeye basıyorsun? Düğmeye bastım. Dur şöyle arkandan geleyim. Tamam. Oğlum Titanic gibi olduk böyle de ya. Oğlum neyin peşindesin ya? Pardon abi. Olmaz oğlum tamam o yeni gene yaparız şey yaparız yani. Şöyle yandan. Güzel komedi oldu bak. Onu Netflix'e satabilirim. Fiziksel evet oğlum bir de yasladım ama yastığa yasladım gibi güzel oğlum gerçekten satarık bunu. Çok güzel. Şöyle doldurayım. Doldur neyi doldurayım? Kahveyi. Oğlum çok doldurmadın mı? Oo. Sıkıyor şimdi kahve neyi çekirdeklerini. Sıkıyor? Ha çekirdekleri sıkıyor ben de neyse. Çok güzel. Güzel oğlum vallahi sunabiliriz Netflix'e. Aynen. Güzel. Doluyor. Tamam. Neyi doluyor? Şey yapıyor. Tamam yeterli ya. O 3-4 kere vuruyor diye ondan dedim. Evet. Yorum yani. He? Yorum okuyacağız. Yorumları okuyacağız. Oğlum hiç kafama takmıyorum. Yorumlar nasıl gidiyor? Hadi. Talk show nasıl gidiyor? Oğlum çok güzel. Vallahi güzel ekmek vurduk. Ben 7-8 bölümde erken ananı... Oğlum aniden gelince kaç aldın bunu? Bu sponsor. Allah kahve dışarı oğlum, doluyor. Aşağıda yiyen oğlum yeğeni yok mu? Bardağı koyamamışım. Oğlum yeğen bana lazım. Neyse. İşte. Kahveyi bile yapamadı. Sponsor ha. Bir daha. Bir adam yapamadı. Bir daha yapayım. Perişan bir adam akıttı, ya. Akıttı evet. Oğlum çok perişan bir adamsın. Ya dur yapamadık ya. Oğlum. Ne biçim bir şey oldu? Ben yapayım mı? Oğlum ne? Güzel ki evet. Ya bardağı doluyor işte tam kahve işte güzel Philips kahve. Ama sütü dışarı doldu. Ben onu dışına doldum. İster bak içine dışına mı doldur? Komedi show ya. Vallahi komedi show. Ne yaptın? Bayağı da yorum var. Evet hazır. Evet oğlum eğer bittiyse. Şöyle. O da benim kahvemiymiş. Buyurun. Tamam oğlum. Nasıl? Köpük möpük şov. Bakayım. Hakikaten şov oğlum. Bravo tamam. Tebrik ediyoruz. Güzel. Teşekkür ediyorum. Ondan da ben arada içerim o zaman. İç oğlum iç ya. Kahveyle aram çok şey değil benim. Evet. Evet. Oğlum bir canlı giriş yap. Laps Laps hoş geldiniz. Bir şey yaptınız. Dayı bugün konuğumuz. Haydi görev falan bir canlı ol oğlum. Laps Laps hoş geldiniz. Ha. Çok uzun bir aradan sonra Laps Laps kaç bu acaba? 25 falan öyle bir şey olabilir. Adı numarası yazıyor muyduk onu da hatırlamıyorum. Neyse ne. Formatı tamamen unuttum ama çok özlediğimi hatırladım sadece Laps Laps'ı. Dayı seninle başlamak çok güzel oldu. Sağ ol. Zaten format mormat yok yani. Yok. Bir şey yakıp la 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 le le le. Aynen öyle. Nasıl gidiyor dayı? Şov nasıl gidiyor? Beklediğini aldın mı? Nasıl gidiyor oğlum? Yapımcısı olarak aylardır uğramadın dayı şovu böyle sorarsın tabii. Güzel oğlum işte biz senin aylık maaşını yatırdık evet, her ay. Fark ettiğim sen. Fark güzel oğlum bölüm bölüm vurduk. Ünlüler geldi, ünlüler gitti, lele lolo falan derken yalan yalan bitti işte. Mutlu sen, musun? Güzel oğlum. Güzel. Güzel oğlum. Ekmeğini buldun. Bulduk oğlum. Ekmeğimi bulduk. Koy koyu da bulduk. Yani, ortamları aktın. Çok akamadık oğlum ya. Çok akamadık.
Evet, o zaman bakalım senin aklına neler yazılmış. Oğlum hiç umurum değil ama haydi formatınız bu. Aa, acaba hakkında ne demişler? Bakayım bakayım ne demişler. Hadi bakalım. Dayı, oku bakayım. Dayılı bir şeyler bulalım. Bul oğlum, hepsi dayıyla da zaten. Kim bu olanı yazacak? Evet. Şu alttakine bak. Dayıya zaten hayrandık ama he. Sinan Mıhçı da nefis bir insanmış. Bahta iyi bir yorum başladı. Evet evet evet. Sinan Mıhçı da nefis. Ya bu Sinan Mıhçı şey gibi ya. Gibi görünüyor. Engelli kadrodan çalışan gibi. Böyle herkesin bir acıma duygusuyla baktığı bir şey var yani. Genel olarak. Kusura evet. Bakma oğlum. Yok öyle demek. Yani dayıyı da seviyoruz ya. Bu alttaki de yazık la gibi bir şey oluyor. O da bir insan. Kukla Kabare kanalı nasıl gidiyor? Ondan da bahsedelim. Sadece oğlum o iyice onu kafama göre yapmaya başladım artık. Evet. İyice kafama göre. Orada biraz yorum okuyorum. Yorumlarda bir şey dedikleri an tam tersini yapıyorum. Valla. Öyle bir sistem geliştirdim. İşe yarıyor mu? Yok. Öyle kafama göre yapıyorum. Ne artıyor ne kısalıyor oğlum. Bir tane bir kitle bulduk. O kitleyle sallan yuvarlan. Geyimizi yapıyoruz. Bilgilerden deriye deryalardan bilgi mum gibi yanık bilmem ne falan bir şeyler yapıyoruz. Çok tebrik ederim. Gerçekten. Sağ ol canım. Ama laf laftan iyiyiz. Kesinlikle. Ben yani. Yorum arıyorum. Bu böyle geçiyor bu program. Tamam güzel oğlum. Format güzel. O kadar götümden uydurduğum bir format ki. Nihat ile dayı müthiş iyi geldi bize. Bölünmeyin he çocuklar. Bölünmeyin be çocuklar bu, demiş. Bu çocuk şeyden eskilerden kaldı. İlk bölümde ben bölünmeyin ha. 15. Öyle mi diyorsun? Oğlum, pardon benim bilgisayarım saatte bir hatırlatması açıkladı. Neden belki. Oğlum? Hayattan kopmayayım diye yani. Günün hangi saatinde olduğumu anlayabilmek için. Tamam oğlum çok güzel. Ya buradan biraz Caner'i de tanımış olun ya. Adam saat başı mesela bir iş çalışıyor. Diyelim ki bir sorumluluğu var. Oradan diyor ki mesela Caner'in beyni. Caner bu efendim diyor. Birazcık diyor şu taraflara doğru gidelim mi hayal dünyamızda? Tabii olur diyor. Neden olmasın diyor. İşte bu saati kuruyor ki o aman diyor dur sorumluluğum var diyor. Güzel bir metot bulmuşum oğlum. Vallahi çok işe yarıyor ama. Diyor ki mesela saat 17. Demek ki hani iş saati bitti eve dönmen lazım. Mesela saat olmasa nasıl anlayacaksın eve dönüşünü falan değil mi? Yani hiç, genelde kimse anlayamıyor. Doğru evet. Güzel bu saat iyi olmuş oğlum. Müge mi bunu şey yaptı? Yok ben böyle bir özellik olduğunu fark ettim bir gün. O günden beri açık bir maşallah. Sene falan oldu. Hayatımı düzene soktu. Gerçekten Allah'ın esirgesi Caner ya. Yani gerçekten özelliklerini öğrendikçe insan hayran oluyor sana ya. Evet dayı sevdik bölünmeyin. Bölünmedik oğlum işte. Nihat'la beraber güm güm konuşuyor orada ağzımıza geleni. Söylüyor bölünmedik devam edelim. Evet yine senden bir alıntı var. Tabii ki. Ne demişim? Demişler ki Burhan G. Demiş ki anda kal out. Neşene bayacaksın. Yolunda yürüyeceksin. Hayattan hiçbir şey beklemeyeceksin. İn. Ha, evet onu ben seninle olan programda demiştik ya. Sen acaba nasıl anda kalmak falan. Kafana çok takmıştın ya bunu. Evet. Ya, kafana takma oğlum dedim. Bölümleri buraya yaz. Hoşuna gitmiş. Aynen. Öyle oğlum herkes anda kalıyor değil mi? Aman ha onu mutlaka yapın yani. Aynen. Abradolf Linçler demiş ki. Zaten isim linkinden belli ne demiş? Caner'i Caner'den fazla tanıyan bir kukla olması. Böyle bir dosta ihtiyacım var. Caner'i şunu karıştırıyorlar oğlum. Seni böyle çok derin zannediyorlar. Halbuki sen abi şöyle baktın mı anlıyorsun Caner. Saat kuran bir adam saat başı ne yapacağını anlamak için öyle bir adam olduğu için. Peki gerçekten bir şey soracağım. Evet sor lan. Ben de yapımcı olarak evimde keyifle yaptığım programı izlemek istiyorum mesela. Bazen dayı şovu. Bazen. Bazen. Tabii ki. Fakat konu bir şekilde ne olursa olsun gelip bana giriyor. Evet. O neden bana bu kadar dolu olduğunu oğlum, anlamaya çalışıyorum. Oğlum doluluktan değil. Bunu bilen bilir. Bazı kişiler vardır böyle gözün onu arar. Mesela bak çarşıya pazara çıktığında gözün karar. Ulan şu gelse de şu nerede lan şu Kerem Eci nerede ya falan deyip böyle hep uğraşırsın gelir ya öyle bir adamsın oğlum. Sevgiden gibi. Lan ne olacak tabii ya keçi kılıklı neydi sanki. Ha, bir de keçi kılıklı sıfatını da bana yakıştırdın. Peki herkes oğlum bir şey. Keçi kılıklı diyor senin için. Sende de bir rahatlama olmadı mı? Keçi kılıklı lan tam benim lakabım buymuş demedim yani tipine bakınca. Oldu evet. Hey, oldu. Bir de eskiden bir yerlere çıkarken saçını başını darılma şeyi yapıyordun şimdi yapmıyorsun bu keçi kılıklıdan sonra. Yapıyor muydum eskiden? Birazcık daha bir jölemele sürüyordun saçına bir su vuruyordun bir şey yapıyordun. Yok şimdi mu? Aman keçi kılıklıyım zaten deyip olduğun gibi çıkma rahatlığına eriştin. Şu an nasıl saçım? Bakayım. Gene bir kıptırmışım uçlarından. Müge'nin zoruyla bir şeyler yapmışım. Aynen öyle. Evet. Bravo. Gerçekten evet. Kuklayı, benden iyi tanıyan kuklayı da... Şey evet yapmış. Oğlum ne var? Herkes tanır oğlum. Şu bakkala sorsak senin özelliklerini sayar ya. Neyse. Tamam Caner'i gözünüzle büyütmeyin. Evet oku oğlum. Evet. Şahane bir sohbet olmuş. Samimi, sansürsüz, içi dolu, gerçekçi, umut veren. Bu şeyle mi? Oğlanla mı, benle olan sohbet mi? Demiş ki kukla kabare ve dayı en başından beri takibimizde. İyi güzel. Takip etsin.
Nasıl hakikaten? Bir şey diyeceğim, bu yorumcular şeyi bekliyorlar mı? Ben baştan beri takip ediyorum. İlk ben yazıyorum ilk şeyi. Evet, öyle bir gurur oluyor. Oradan bir gurur mu duyuyorlar? Yani bu kadar popüler değildi, biz yine buradaydık falan gibi. Zekiyim mi diyor yani? Ben laps diye anlarım güzel şeyi. Bende de var bir numara gibi bir şeyler mi yapıyor? Onu da diyor, yorum... vefalıyım da hani terk etmedim buraları. Gibisin, haberiniz olsun. Aferin, hayır haberimiz oldu. Adı neymiş onun? Ne? Hiç umurum değil. Evet, devam edelim. Evet. Şu kahveden içiyormuş gibi yapayım mı? Ekmeğine mani olmayayım. Yapsana bir. Yani, o çok güzelmiş falan. Oğlum kahvede kahveymiş yanlar. Bak güzel, ekmeğini iyi vur oğlum. Teşekkür ederim. Bundan ben içebilir miyim? İç oğlum, iç götür. Tamam. Demiş ki bu aslında yeğene gibi ama senle okuyalım. Tamam. Bir saat boyunca Cener'i izleyebilmemi sağlayan tek şahıs. Büyük adam, Allah yolunu açık etsin dayı. Ha sanaymış. Ha bana tamam. Senin sayende ilk defa beni izlemiş tamamen. Oğlum sen de öyle hissediyor musun? Ya benimle beraber bir sempati geliştiğini hissediyor musun? Hissediyorum. Gerçekten şimdi sen böyle bir kafasına göre bir adamsın falan seni. Ben de ondan seviyorum seni. Aslında çok bir numaran yok da. Ama geçti, benim sana öyle bir faydam oldu mu? Beni daha gibi. Sevimli göstermek gibi. Gibisin ya. Olmuş olabilir. Evet evet, bir şeyler yaptık yani Caner'cim senin için. Teşekkür ederim. Sen bunu anlıyor musun? Neyden? Caner sana katlanamak, işte kutlayla ne katlandık bilmem ne falan filan. Ha yok, o çok geride kaldı ya. Değil mi? Onu eskiden takıyordun ya. Takıyordum. İki ay önce falan. Hala okuyor oğlum. Sen numara çekiyor takmıyorum diye. Hala yorumları okuyor. Vallahi çok uzun zamandır bakmadım ama bölüm yükleyemedik ne zamandır o yüzden. Evet oğlum. Evet. Böyle bir şey yorum yok mu ya? Ya yok harbiden şimdi. Herkes seviyor. Sağ olun ya. Vallahi sağ olun oğlum. İşte içimizdeki güzellik dışımıza mı vurmuş ne olmuşsa falan sevmişler. Ozan'a diye laf sokan var. Ha ne diyorlar bizim koca olanı, ne demişler? Abi yüzü değişti Ozan'ın karşısında. Dinle oğlum, dinle bak. Abi sağ mikrofonu kuklanın neresine takıyoruz diyen ve kendine gülen teknik arkadaşınıza selam. Selam. Ya bu teknik arkadaş 65'ine falan geldi. Çocuklar adam yaşlı, ihtiyar. Öyle kusurlarını affedeceksiniz. Adam aç mı kalsın? Daha hiçbir yerde iş bulamaz şu buradan çıktığı zaman Ozan abi. Öyle değil mi Ozan abi? İhtiyar adam ya. Adam nereden bilecek nereye neyi takacaksın işte. Evet, buradan buraya, şuraya takmak istiyor. Ya takacak ya, o da 3-5 kuruş alacak. Ha Ozan abi hoş geldin, sensiz bu işler dönmüyor diyoruz. Ha Ozan abi iyisin değil mi? Prostat falan. Hafif tık tıklı şeme olur oğlum bu yaşlarda, neşene bak evet. Evet çok güzel bir yorum buldum, Adem Kılıç. Ademciğim dinliyorum, ne demişim bakalım. Demiş ki Caner, demiş ki Adem, Caner dayı ve Sinan ikilisi. Bu üçlü gibi geldi bana ama. Ha dayı ve Sinan ikilisi pardon. Caner. Ben yok muyum? Sen varsın ben tamam. Yokum. Diyor ki Caner. Ha. Dayı ve Sinan ikilisi bence kesinlikle bir Cem Yılmaz filmine konu olur. Yazdım bak buraya. Evet. Demedi deme. Ademciğim bu konu olduk sayılır. Gerçekten olduk. Bence de olur Caner'cim. Yapımcısın yani, bunu Cem'le aran iyi mi? Çok iyi. Tamam oğlum sunsan da şey dersin. Yeğen beni şeyine takar oynatır, eline takar oynatır falan filan. Oradan eski bir kuklacının mesleki yeni böyle ciddi işleri yapma falan bir şey yapar da oğlum ya. Bir tane Cem Yılmaz, Erşan Koner ikinci sezon bölüm ismi bulduk geçen gün. Aha, kimle buldunuz? Deniz Ağa'nın Temiz. Hadi ver bakayım. Biraz şey, sosyal de bir film. Oğlum zaten evet. Söylüyorum. Hadi bakayım. Dar gelir. Bizden bir hediye olsun reise bu ikinci sezon. Reisim valla dar gelir. Çok güzel ya gerçekten. Aynen. O zaman... Tamam saygılar gönderelim. Onun da şey gibi bir hareketi yok ki Cem abinin, böyle bu şey Sadri abi gibi bir hareketi yok ki öyle bir Cem. O zaman nasıl selam verir? Yaptırmadılar. Yapamadım ya, bir taklidini yapardım. Bir hareket bul Cem abi de ona göre biz sana bir selam çakalım ya. Artık değil mi? Öyle bir şey gerek var. Bir hareket lazım. Evet gerekli artık abi. Sen de bir eskilerden duayensin ya. Bir hareket bul ki uzun uzun senin taklidini yapmayalım ya. Bir hareketle çak Cem Yılmaz yapalım. Aynen. Tamam. Peki. Selam olsun. O zaman artık... He oğlum benim yorumları kafamam. He dayı seviyor, dayı seviyor. Dayıcığım çok teşekkür ederim. Valla yorumlar hiç götümde değil. Gerçekten zerre okumam. Ha bu oğlan ondan ekmek vuruyor yorum okumaktan falan. Bizim yeğen okuyor. Bizim yeğenle beraber okursunuz oğlum, tamam? Tamam, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür öpeyim ediyorum. Mi? Öp lan, bir elimi öp lan, haydi. Ulan valla, hey çocuk, hey çocuk, valla hey çocuk. Tamam, yok, oğlum sen, neyse. Hüseyin neredesin? Ha, tamam, kafam almıyor benim bu adamlar. Gel, bir şey konuşacağım. Oh. Caner abi. Merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ ol abi. Evet, en son bir yıl önce burada karşılıklı atıp tuttuk. Atıp tuttuk abi, biz... Öyle dizi yapacağız. Senin mikrofonun yok lan.
Evet abi bu gene. Merhaba. Becerebilirse gideceğiz kahveleri dökmeden falan. Şuradaki süt lekesini silseydiniz bari yorumunu silmek için şöyle yaptım. Evet. Abi ben hep bu dayıdan sonra çıktığım için programlara genelde hep yeni sevişmiş gibi kantin içinde evet çıkıyorum öyle hep. Sayende laps lapsa geri döndüm. Vallahi ben sevindim. Çok beni özledim. Beni buraya layık gördüğün için teşekkür ederim abi. Yine bu programda da aşırı mütevazı taklidimi yapacaksın. Normal kimliğinle mi yarar? Orada şöyle abi evet. Yorumlara ben de baktığımda gerçekten benim o da bir yerlere gelmiş gibi bir böyle bir sevgi gösterilmiş sağ olsunlar. Estağfurullah. Şey gibi yıllar evet, sonra rahat bir fırsat elde eden bir aşk sanatçıya. Köpek. Aşk köpek gibi evet yani bu fırsat geldi ve bunu çünkü çok hafif adımlarla başlayayım da. Bu sefer mahvetmemeliyim. O kadar hafif adımlarla başlayayım ki aman bir yerden bozulmasın. Önce bir beni sevsinler. Tabii önce hiç şun aynı. Sanatçıyız tabii. Biz ve Caner abiciğim gibi. Gibi başladım ki o bu numara tutmuş abi. Gerçekten benim mütevazi, zarif, naif yazan ama hiperaktifliğini de fark etmişler. Evet o hastalığımı fark etmişler neredeyse. Evet, yerinde duramama adına verdiniz. Aynen öyle şey işte. Biraz daha izlesek epilepsi krizine girecektik yorumlarına. Var mı? Var. Var mı öyle bir şey? Vardı biri ya böyle şey yani lazer tutulmuş kedi gibi olduk deyip böyle o şey devamlı bir izah ettim. Sen niye öylesin? Bunu abi anlatmak ister misin seyirciye? Önce ben kendim çözsem anlatırım tabii de galiba şeyle ilgili birazcık tez canlılık. Hakikaten bu şey var. Götünde kurt mevzusu var. Biraz da şey abi yeni girdiğin ortamlarda böyle bir şey özgüvenim düşük oluyor genelde. Bu biraz da özgüven eksikliği ilgili değil mi? Devamlı böyle yani şu senin bu neyse ne ya bir kere kanalın ismi neyse ne. Yani Dırşen merhabalar neyse bu dönemin hiçbir zaman öyle olamadım yani böyle. Ama işte ben de yani bunu artık salıyorum gibi bir karar dıştan içe bir yöntemi yaptım bu sefer dıştan hayatımda. Ya ben hep seni Allah Caner Özlüklü rahatlığı versin diye dualarım var. Öyle zannediliyor. Ben çok mu rahatım ya? Değilim rahatsın değil mi? Abi. Bak Ozan abi çok değil rahatsın diyor. Yani en azından bu mecralarda çok rahatsın abi. Artık hakikaten içimde şey var. İçimde yani hep bir ikilemler mevcut ama. Yani bu Fatih Altaylı'ya çıktığında falan yani o ortamın keyfine varabiliyorsun ya. Yani evet, ben ya neredeyim artık varıyorum yani. Habertürk, Habertürk. Evet. Bu ne göt kalkıntısı mı? Ya güzel bir rahatlık. Göt kalkıntısı değildir ya. Öyle algılanmıyor ya da ben öyle algılamıyorum. Öyle yani eskiden var. Çok takıyor şey gibi oldu ya şimdi. Sende de başladı aslında. Şimdi crossover'da bakıyorum yardırıyorsun. Evet. Şey oluyor böyle. O rahatlık girmiş böyle hakikaten. Evet, böyle artık aman moduna geriliyor abi. Biraz yoksa oluyor nasıl abi yapacağız ki? Doğru. Her hafta nasıl video ben çok koyacağım seviyorum seni. Çünkü ciddi konu. O rahatlığını mesela Fatih Altaylı'nın programını çok zevkli izlemiştim. Yani orada çünkü herkes bir şeyin içindeyken. Ama söylendiği anda çok gerilmiştim. Böyle herkese sordum gideyim mi lan Fatih Altaylı ben evet, ne yapacağım falan. Ama gibi gidince de aşırı saldım. Ama adamın da muhabbeti güzeldi. Yok o yani çok geride kalmış bir adam galiba sektörel olarak. Yani çünkü şeyden de fırsatım. Habertürk şey demedi mi sana? Anahtarı sana verelim. Bütün kanalı sen. Hayır beni sonra Habertürk'te başka bir programa çağırdılar. Çağırdılar ona da gittim ama onu yayınlamadılar. Aa. 3 ay falan oldu. Onda fazla rahat. Sen evde artık rahat. Tamam. O sınırdı abi. Bir de hediye. Çocuklara hediye götürmesi gerekiyormuş. Götürmedin mi? Hayır götürmedim. Yani böyle bir baktım her yer oyuncak böyle. Siktir falan dedim. Sonra dediler ki cezası var o zaman. Hula hop çevireceksin. Ne falan oğlum. Böyle asla çeviremeyeceğimi belli ettiğim çok isteksiz hareketlerle dedim. Ki senin motor becerilerin mükemmel olduğunu zaten bildiğimiz şey yani. Evet doğru. Cezası hula hop neydi? Bak program değil Habertürk'te. Aslı Şafak'la yani bir şeyler yapıyoruz gibi bir format. Bir şeyler hakikaten bir şeyler yapıyoruz. Aslı Şafak'la ilk akla gelenleri soruyorum programda. İlk aklımıza gelen şeyi yapıyoruz. Çok önemli değil ya aslında ilk aklımıza gelen şeyi yapıyoruz. Yayından burada henüz. Normal bir şey. Ama abi birbirimizi takip ediyoruz. Evet. Aslı Şafak'a tamam, buradan güzel çok selam olsun. Evet. Selam söyleyeyim aslanım. Evet abi genelde çok şey burada ya bir herkes çok övülmüş. Ama şöyle bir şey vardı abi. Bu benim dayıdan sonra ilk çıktığım. Sonra mı? Ha Kukla Kabare'de. Kukla Kabare'den sonra ilk çıktığım programdı bu. Evet doğru. Herkes seni merak ediyor. Herkes orada gördüğü bir şeydi. Bu benim sefer izlenmez mi o kadar diyorsun? Yok izlenir gene. Ne olmuş bir iplerin götü kalkmış mı bakalım diye izlenir böyle. Kalkmış mı? Ki kalkmıştır biraz. Göt kalkmadı değil rahatlık oldu. Çünkü orada şöyleydi. Kalksın biraz da ya. Öyle mi diyorsun? Ya kalkmak biraz rahatlayayım en azından. Çünkü orada şey vardı. Böyle bir şey yaptık ve onu nereye evireceğimi de tam bilemiyordum. İşte sana tutundu bir dizi yapacağız biz diye diyorduk evet, ya. Evet onları konuştuk daha yapamadık. Evet abi. Ama onlar için de sorularla cevap veririz. Ne dersin? Evet. Olur olur abi formattan çıkmayalım tabii. Format çok yani tamam, aşırı önemli bir format. Evet. Evet. Sence en iyi yorumlara mı bakalım en yenilere mi? En iyilerde genelde şey oluyor övgü oluyor. En iyiler oluyor evet. Evet en yenilere bakalım. En yeniler. Kukla oynatmanın zorluğunu gösteren el hareketi kısmında deneyen bir ben miyim? Evet bu genelde olur.
böyle bir şey yaptım. Hemen bakarlar değil mi? Bakarlar. Aa öyle mi? Evet, aşağıya oynatma. Hmm deyip. Böyle bize bir master class yapmak ister misin burada? Yok. Sağ ol abi. Şey mi? Kimse öğrenmesin gibi bir yerden. Yok bu kadar basit bir şey ki yani. İşte alıyorsun. O alt çeneyi oynatman gerekti. Tutacaksan bunu 20 yıl yapman gerekti. İşte bu kadar. Abi kukla dayım. Recep İvedik'le başladı. İşin kuklası ha. Çıkmış. Başlayan ne? Bu şey, şive komedisi. Recep İvedik'le mi başlamış? Ayuka çıkmış diyelim. Ha, kukla tamam. Da bunun takipçisi. Var genelde mı bu eleştiriyor şey musun? Oluyor abi evet. Dayıya aa Recep İvedik'in kuklası. Niye bu kadar bunu şımartıyorsunuz yorumları var. Aynen. Bana biraz ciddi söyleyeceğim. Başka bir programda da bu konuya girmiştik. Şive komedisi diye bir şeye böyle bok atmak zevkli. Ben de Yiğit Özgür diyorum. Özgür Turan'a falan yapıyorum ama. Yapırlar. Herkese evet. Ha, ama yani aslında ne yaptığın önemli. Hani biz bence dayının yaptığı şey zaten o şiveyle hiç beklemedik bir kitleyi de oraya çağırıyor. Evet. Ama söylediği şeyler hani mesela Recep İvedik sonuçta çok halkçı gibi bir numara yapan bir tip. Aynen öyle. Kukla da şunu yapmaya çalışıyor zaten. Onu yapmıyor zaten. Bu. Recep çok ters gibi. Evet evet. Böyle çok bir aniden çok ters köşe bir yere. Evet. Böyle tekinsiz. Niye şiveli? Ya aslında sarhoş olduğundan oraya doğru kaydı. Çok da bunu şiveli yapmak istemedim aslında. İlk başlarda çok da şiveli değildi. Sonra doğru rahatlık geldi. Sarhoşluktan kaynaklı. Biraz da o şivelin rahatlığı da var ya şive. Yani şiveli söyleyince biraz daha komik ve güzel senden oluyor. Senden başka birine dönüştürmek çok daha kolay oluyor. Aynen öyle. Bir de şey ya bu işte İç Anadolu haz, o koca alan biraz özet gibi ya. Evet aslında bu programda konuştuklarımız bence dayıyla da çok oturuyor. Hani şey vardı ya bu Anadolu taşranın acımasızlığı evet, falan. Evet. Dayıda da o var zaten. Aynen öyle. Biraz onun üstüne kurulu zaten. Yani bu sonda söyleme, ilk söyleyeceğim hiç empati kurmama, hemen söyleme. Bu taşrada çok yaygın olan bir şey. Onun için şive biraz oraya kaydı aslında. Evet, mutlu abi. Musun lan peki? Ya biraz mutluyum aslında ya. Ha. Evet evet. Bu oldu mu yani mesela? Öyle hissettiriyor. Yapacağım şey evet. Ya en azından bir kendime ait bir şey yaptım. Yani evet. Kimsenin yazmadığı, etmediği, çizmediği, kendime ait bir şey yaptım iyisiyle, kötüsüyle. Bu çok mutluluk verici bir şey. O yüzden de tuttu herhalde. Ya onu herkese söylüyorum. Birazcık bir önereceğim bir şey var mı diyenlere. Ya ne yaparsan kendin yapıyorsun ya. Ha pardon. Neden? Ben böyle hani şey dayıya gelen sponsorlara falan söylüyorsun sandım. Ha. Hani bir öneriniz var beni rahat bırakın gibi. Onu şey diyor ki kendilerinin hayrı için söylüyorum yani yazılı bir şey değil çalışmıyor. Şaka yazmayın bana. Hiç yani. Çalışmıyor. Yani denedim onların yazdığı şakayı da oynattığımda olmadığını gördüler. Ben o cümlenizi söyleyeyim ben onu yediririm dedim. Ama dayıdaki mutluluk şey abi güzel. İlk defa hayatımda para kazanmak, para kazandığım bir işte kendi cümlelerim, kendi fikrimle bir şey yapmak çok zevkliymiş. Bunun bir keyfine vardım hakikaten. Biraz da önüm açıldı gibi hissediyorum. Yani evet. Şu anda yeni bir fikrim varsa çok daha yapılabilir değil mi? Yapılabilir şu anda. Daha hayata geçmesi kolay gibi duruyor. Değil sonuçta dayıyla başa dayıyla ölen bu siksi. Şey yapmadı. 17 sezon dayı yani yaptı. Selmi Derkin gibi sonra. Hala dayı. Dayı hatırlamıyor. Okullara gidersen ki. Ya son olur ya abi çünkü giderim. Çünkü çocuğum var. Milliyetin Bakanlığı yani, evet. Anlaşmalı ve zorunda yap. Şöyle 50 okulluk bir proje diye. Yani Allah oraya düşürmesin de var. Hocam seçimden sonra fonlar değişim. Dayıya akacak. Tabii tabii. Belediye organizasyonlarında falan. Aynen. Fişekhanede çıkarsın. Bu arada bizim şey nasıldı? Orada çok idealdik. Dayı diziyi dayıyla mı yapacağız? Diye. Hayır dayıyla değil. Yepyeni bir şey yapıp deyip böyle 33 bölüm dayı şey olmuşsunuz. Yani ne tekmeğinize baktınız. Öyle yorumlar var galiba bu arada. Var mı? Sonlara doğru gelmişti. Başta şah diziyi merak ettim. Bu hep bir idealizme ve bizim bu naifliğimize bir övgü varken ama şimdi. Ama tuttu dayı. Beklemiyorduk ki dayı şovun tutmasını. Evet biz 5 bölüm 6 bölüm deneriz diyorduk. Sonra da diziye geçeriz diyorduk. Aynen. İşler çok değişti. Evet dayı şov da işte sevildi yani. Biraz da şey yaptık abi ya en azından bir. Yani bir saat kuklanın sunduğu bir program oldu iyisiyle kötüsüyle. Yapılmamış evet, bir şeydi. Evet ve canlı yayın yani. Evet zor bir işti. Bayağı yaptık. Manyakça. Biraz gururlanalım ya. Evet bence de. Yo, ben şu anda seviyorum. Yani şeyi seviyorum hakikaten. Bunu birkaç yerde de söyledim ama böyle aşırı klişe bir dekor, kurulum, her şey baktığında herhangi bir kanalda yayını gibi. Evet. Ama Okan Bayülgen geliyor canlı yayın yapmaya götün yemiyor mu gibi bir soruyla evet, açılıyor falan. Bu güzel ya böyle bir şey. Çok zevkli. Evet. Ne kadar sürer bilmem ama. Göreceğiz. Evet. Konuk kalana kadar, son bir konuğa kadar. Yaptığınız iş içinize siniyorsa düşünmeyin. Bu işi biliyorsunuz ve yapıyorsunuz zaten. Evet. Bence siz gülüyorsanız herkes güler. Teşekkür ederim çok Mustafa. Çok olumlu bir Mustafa. Mustafa'cığım. Mustafalar bu kadar olumlu mu oluyor yani? Mustafalar olumlu abi. Öyle mi? Genelde Mustafalarda bir yumuşaklık oluyor. Ahmetler sıkıntı. Yani Mehmet, Ahmet, Mustafa bu genel iş isimler. Bakarsak yola. Mustafalar en yorum, en şeylisi öyle bence. Mi? Naif olanları. Ahmetler kolektif çıkıntı. Bilinç sayesinde mi? Abi o kadar götümden ön yargıyla söylüyorum ki tınısına bakarak söylüyorum ki böyle.
Mehmet Türkiye'de en çok erkek ismi Mehmet'ti bir ara. Hala öyle mi acaba? Galiba. Herhalde geçmemiştir başka bir şey. Hala Mehmet konuyor. With all my due respect, offensive mizah ifadesi beni sinir ediyor. Yani offensive mizah yapacağım diye birinin über saçma bir şey yapması olmaması rezil rüsva olma ihtimali. Biz bu ihtimalleri göze alıp yola çıktık. Evet, ha, biz kefenimizi giydik de elimize kuklamızı taktık da bu yola çıktık. Ya bu arada Türkiye'de ne desem ofansif oluyor ya aslında. Biraz artık öyle abi. Yani bu Kukla Kabare'de son iki bölümünde normal dayı coştum takılıyor. Yok ama şimdi şey ve yaşadığımız hayat böyle ya. Şu adam alkolik ya şey dedi cümle olarak. Ya ulan artık alkol almak ev kirası gibi oldu. Ev kirası ev almak gibi oldu. Ev almak uzay gemisi almak gibi bir şey söyledi ve deliriyor. Bu bir alkolik bir adamın hezeyanı gibi bir mizah çıkar mı diye. Bu ama bir politik bir şey oldu artık yani. Ne söylesen politik zaten. Tam onun altını çizmek için böyle örnekler verdim çok yani. Bu lafa çok gıcık oluyor. Nedir abi? Mizah olmayan şey mizah. Her yere onu yazıyorlar. Teyzelerimiz. Evet, ikinizin olduğu bir kukla şovu eminim çok kritik. Çok güzel. Yani demin olduğu gibi. Şimdi şöyle bir şey. Ben de mi kukla oynatacağım? Evet, çünkü ikinizin olduğu bir kukla şovu diyor. Şimdi kukla şovu için sen de... Şey olabilir ya, çok kötü oynatılan bir kuklayla. Mükemmel oynatılan bir kukla. Tuvaletli kukla. Ya tuvaletli kukla ya da şey. Erşan adı da falan. F1 oynuyorum. Erşan Kuner'i yaptım karakterimin adı. Çok iyi hocam. McLaren'de yarışıyor. Bindiriyor musun? Tur. Bindirdim. Bu bitmez bir şey değil mi? Yok asla bitmiyor. Çok eğlenceli. Güzel bir, yine bir şey kattı bak Cem Yılmaz hayatımıza. Evet abi. Evet, Taşra ile ilgili dedikleri çok doğru. Gökhan Avanoğlu demiş. Evet, lakaplar falan var. Lakaplara bakarak. Topal. Tabii topal, sakat, kör, deli. Ya bunun hangisi doğru acaba ya? Bak, kör hakikaten. Çok ya şeyde burada bilmiyorum ama bu taşrada kimsenin canını yakmıyor. Emin miyiz? Dedemin lakabı Topal Nabi'ydi ve derdi ki Topal gönderdi beni diye kendisi de çok kabullenmişti. Topal bunu. Mıydı gerçekten? Topaldı. Doğuştan Topal. Yoksa ekmeğini mi yiyor? Bak güzel, çok güzel ya böyle bilinmeyi. Kapılar kilitliği boğazıyor, yürüyor böyle. Kaiser Söze gibi geziyorsun sadece bir lakap için ömrünü yapmış. Yine Topal'dı abi, Topal Nami'nin torunu. Yani Nami'nin torunu deyince biraz erdi. Senin neydi lakap, doğru söyle. O kadar yaşayamadı yani ilk küçüklere takmıyorlar da. Takmıyorlar mı? Yok küçüklere, kim takmıyor? Ulan o boktan şeyi Alman bile için bile yaşlanman mı gerekiyor bu Türkiye'de evet, ya? Evet abi, gerçekten küçüklere lakap takmıyor. Gençlere hiçbir şey yok bu ülkede. Bak lan, yine muhabbet. Keren Acı, Meran Acı yani. Keren Acı. Tabii. Güzel, yine kalite akıyor programlar. Evet. Peki gibi mi Erşan Kuner'i mi? Şaka yap. Dayıcım, biraz Selam Şahin'e benzemiyor mu dayıcım? Ben mi? Şey, dayı. Dayı. Ya saç, basık suratlılık olarak falan o... Selam Şahin'le sen geçirdin mi birebir de? Yok abi ama sen geçirmişsindir abi. Geçirdim. Sen zaten böyle bir... Ben bütün ustalarımızla... Bu işin zaten yani. Nasıldı abi? Çok güzel bir deneyimdi. Ya daha Erşan Kuner'i yoktu o zaman ama... o kalite o masadaydı o be. O şakaların temeli orasıymış, ben onu anladım. Nasıl bir ortamla beraber oldun peki? Ulan İstanbul'un özel yılbaşı bölümünde oynadı. Yılbaşı hep nedense evet. Sanatçılar gelir ya. Mustafa Keser'di, canım aileme gelmişti. İzlemeye doyamadık gibisi yine demiş biri. Sağ olsun efendim. Kukla dizisi ne oldu? Ne oldu lan? Abi şöyle oldu aslında. Terliyoruz abi. Evet evet terliyoruz. Çünkü en kalabalık, Türkiye'nin en kalabalık semti mi burası abi? Kadıköy. Kadıköy'de çekiyoruz. Bütün pencereleri kapattık ses gelmesin diye falan böyle ve aynen. Terliyoruz abi. Şey gibi oldu aslında biraz masa altında iyi içmişiz ve sonra laflar çekiyoruz böyle öyle bir halimiz var aslında. Evet kukla dayısı. Kukla dayısı ne oldu abi? Ya hayır çok acayip hiçbir şey neymiş abi sen plan yaparken Tanrı mı sana gülermiş evet. Gibi bir durumun içine düştük aslında. Biz hemen buna girecekken evet, dayı show bir kere geldi. Dayı show senin ayak işleri yükseldi. Evet. Ondan sonra da ayak işleri yükselmesi durmadı. Ona bir şey oldu. Yok o kadar. Ama hala aklımızda değil mi yani? Aklımızda. Sahne bile yazdık. Aynen öyle. Sahneler yazdık. Aynen öyle. Ama daha bağlayamadık birbirine. Evet. Biraz da şundan kaynaklı aslında çok rahat. Ama beyaz şovu da bağlamayalım. Bir yerde de yapalım şu diziyi. Tabii tabii. Ama şöyle de bir şey demedik mi abi? Bunu bir söyleyelim hem de. Biz proje hadi bir şey vuralım gibi demedik de çok seveceğimiz bir şey evet. Olsun dediğimiz için yoksa aslında biraz yoksa dizi yazılır. Bekledik. Yazılırdı hatta girdik bir şeyler de vardı. Onu biz hatta bilerek beklettik. En iyisini sizlere getirmek için diyebilir miyiz? Öyle deriz abi. Teşekkürler. Süper Dayı Show daima. Peki. Süper Dayı Show daima. Daima gibi evet bu şey. Taşra mizah efsane bir bölüm. Neden az beyni var? Solim Ustad. Ha söyleyeyim.
Ha. Neden az beyni var söyleyeyim üstad. Videonun kapak fotosu yanlış. Dayıyı koy tabii, bence. Şimdi orada bir de benim şöyle bir şeyim az var. Az mı beyni var ki? Hayır benim fotoğrafım şimdi abi gibi bir şey yok. Hani, yani diye. Yok biz Sinan'ı, Sinan'dır bizim için dayı. Teşekkür ediyorum Caner abi. Çok başarılı. Sinan masa altında ne? Bir şey var mı? Sinan masa altında olmaya o kadar çok alışmış ki masa üstünde bocalıyor. Eller durmuyor. Çok saygılı, yetenekli bir arkadaş. Bir günde yeri anlaşılır. Gerçekten öyle. Bu insan sarhoş olursa eğer, yani alkolün etkisiyle Sinan kardeşimiz beni över mesela evet, genellikle. Evet. Bu sadece programa evet. özel değildir. Değil, evet, evet. Garip bir şekilde beni geren bir yapısı vardır. Evet. Doğru sen mu? Seni çok geriyorum abi. Çünkü genelde sen çok alkol kullanmıyorsun. Ve ben biraz alkolün bedava olduğu zamanlarda coşuyorum. Ve ondan sonra sen arabayla, ben arabasız geldiğim için seni bırakıyorsun. Ve bırakırken... Övülüyorum. Bir övülüyorum böyle yani, bir şey yok. İnince biraz kendi kendime utanıyorum. Ya çok övdüm galiba yani. Çok mu tarladım? Çünkü sen arada ben seni överken sen şey diyorsun ya siktir şunu dinleyeyim diye son sesli rap açıyorsun. Yani artık laflarım duyulmasın. Ha ikiyle susturuyorum. Tabii. Sinancığım. İnce şey dediğini ben hissediyorum ama ya. Abi görürsün diye bak amına koydum. Hayır hayır. Ya bunu desen de biraz şey. Çünkü sabah uyandığımda biraz utandığım an oluyor. Abi yok, ne kadar darladım herifi falan. Hayır canım. Ben de ama şu utanıp bocalama biraz şeydi abi evet. İlk defa kendimi izah edecek bir yere çıktığımda çok şey değil. Doğuştan rahat bir insan değilim ben. Yani senin gibi değilim. Sen eskiden de rahattın ya. Ben ya. Nasıl bir şey zannediyorum? Çok, ben değildim ya. Onun için biraz zaten elim, şu anda da elim götüm rahat durmuyor. Şu koltuk devamlı oynuyor vesaire. Ben de sabitledim bak böyle sen rahat. Sen çok rahatsın abi yani. O biraz o şeyin bocalamasıydı. Bir şey gelmiş kendimi izah edeceğim bir alan ve doğru kelime seçeyim. Bir insanlar beni şeyden çok burada övmüş. Bir geçmişim yok ki geçmiş olmayan adam. Yani ilk elin günahı olmaz gibi canım benim. Sıfır ya. Evet eli getirdim ya ama sempatik bir adam ya bir şey ya. Bir şans verelim ya çünkü geçmiş... Ama crossover'da da yorumlar iyi sana. Başta şeydi ya. Bir kere herkes bu dayı, bu dayı veya amca diyordu. Bu dayı kim, bu amca kim, bu boğuk sesli amca diye. O sussun diye vardı. Sonradan bir orada da bir alışma oldu evet alışma oldu. Biz de rahatladık ama. Ben orada bir tek Volkan'ı tanıyordum. Ömercan ve İsmail yeni tanışmıştık. Hmm. Tanışınca daha böyle bir... Dayı aldım değil mi? Burada bir şey var. Lütfen okur musun? Keanu Reeves artı Arda Turan. Gibi. Sen abi, Arda Turan mısın? Kesinlikle şey. Bana o... Yoksa ben hani Keanu Reeves tipi görünür ama içi Arda Turan olan biri gibi mi? Ha gibi mi? Yok yok bu arada bana Arda Turan demişler. Çünkü sakalla ilgili. Ya zihniyetle ilgili benzettilerse sıkıntı var yani. Bilemiyorum da. Berrak Meriç. Buna ha, sen laf sokmuştun. Berrak Meriç yok aynen. mu falan filan. Kral. Kaliteli adam. Dayı çok seviyoruz. Hiç yorum okuyamadan genelde zaten yarım saat konuştuk. Evet evet. Şey, yorumda da şey oldu. Ben bir genel baktım abi. Dayının böyle bir şey oldu. Balkından bu kadar naif bilmem ne peperek bir adam çıkması. Gidersen en çok ona... Güzel bir yorum var yine senin tipinle ilgili. Tabii. Severim insanların tipiyle aşağılayan yorumları. Tabii, Maradona oldu. Hayır adam aynı Hakan Taşıyan lan. Saçlarının ön üst kısmı ise Halil Sezai. İşte şurası abi bak şu kısım şuradan bakıldığında açılsın kapılar, zincirler kırılsın. Burada da yaşlı döven... Evet. Şimdi var yani bak şurada yaşlı döven burada açılsın kapılar. Güzel. Halil Sezai'de taburcu, taburcu olmuyordu da. O taburcu. Ne oluyor? Hastane ama tahliye oldu değil mi? Tebrik değil, tefkiştir. Ne oldu? Cem Yılmaz bitmiyor abi. Sevdiğimizden ya. Güzel, güzel ya. Hakan... Onun Atı Demirer'le dalga geçmesi gibi düşünelim. Tabii tabii. Onunla dalga geçmemiz. Hani aynen. Ustalar hep birbirlerine böyle. Her şey iyi olsun umarım. Aa, oğlum seni bir de motive etmeye çalışıyorlar. Yazık sana. Evet evet. Şöyle bir şey. Yani bırakmadın. Evet. Aferin. Ama doğru. Yani, doğru. Yani öyle hakikaten. Şimdi 40 yaşımı öğrenince biraz onunla ilgili. Bir, kaçtı yaşın? İşte 45'e doğru geliyorum. 44. Bir üzüntü kuklanın var. Kuklanın daha iyi çocuğu. Ya kuklanın daha iyi çocuğu değil abi. Ya o değil. Yani biz neticede kukla aracılığıyla komedi yapmaya çalışıyorum ya. Kendim İnsana insana kuklayla anlatma sanatı. Bugün kuklayla anlattım. Yarın bununla anlatırım gibi bir şey aslında ya. Yapabilir misin? Bununla mı? Anlatırım. Yapsana bir gösteri küçük. Yok böyle... Ama var yani bavul oynatmıştım falan. Ya ben bulta falan böyle objeleri seslendirmemi istiyor bazen. Evet. Sen köpek ol, ben diyorum böyle merhaba, naber? merhaba. Köpek böyle mi konuşuyor evet. falan diyor Bulut. Evet, neden? Nasıl konuşması gerekir? Ne yapacağım? Bir falan mı yapacağız? Tercih abi.
Bulutcuğum falan diye yaparsan çocuklar bunu çok seviyorlar. Seviyor mu? Tabii tabii. İlk kez denedim, utandım ya. Çok da sizi demedi. Bir de taklit etti. Hmm. Çok kötü oldu. Falan böyle, oğlum yapma bak. Olmuyor yani falan da diyemiyorsun. Ne sevimli bir çocuk bu falan diyorsun. Abi gene bunu Bulut demiş. Bana bir reklam firması 5 kiloluk yağ oynatmamı istedi. Tamam dedim, şey mi yapacağız? Tamam demem mükemmel. Ya o kadar aç köpeğim ki yani o arada ne deseler. Ben keçi oynattım sırtımı alıp yani. Sırtını alıp. Evet, bu Anadolu net, evet, neyi söylemiş. Bu ama bir yağ şey dedim, peki şey yapacak mıyız? Bir göz, bir hafif bir burun, bir şey. Yo yo dediler. Yağ öyle oynatacağız. Var mı? Abi dedim vardır. Buluruz. Tamam. Ben başka musun? Bir sebde söyle yani. Tamam, Migros'un bir şeyinde. Sonra arkasında şöyle Migros'ta bir tutamak yaptık ve... Ben yağ oynattığımca şimdi tamam yetenek var ama 5 kiloluk yağ şey. Evet ben yağ sallıyorum yani, bu oynatma değil ki. Yani yağ oynattım tamam da. Peki bir şey kattığına inanıyor musun? Yok abi, onu seslendirmen seslendiren kurtarmıştır yani, yoksa ben yağı hecelere göre salladım. Vazgeçtim. Sinan başarılısın, yeteneklisin, kendine dikkat et. Ha. Sert mizah ne olduğunu bilenler seni çok beğeniyor sanırım. Beğenmeyenler ise bence beyinlerini kullanmayı beceremiyor. Ha gene bir övgü var sağ olsun. Ben sizleri geç keşfettim ama peşinizi pek bırakmayacağım sanıyorum. Hollanda'dan sevgi ve selamlar demiş resmi çiftçi. Hollanda'da olduğuna sevindim resmi çiftçi. Biraz korktum da yani. Yani peşinizi Hollanda'da bırakmayacağımı evet sanıyorum. Kendine dikkat et. Allah Allah. Yani bir de bak böyle bir bu eleştiri tipine diyorsun. Hani bunu siz anlamadıysanız gidin bilmem ne izleyin falan. Çok sevmiyorum aslında ya. Yani sevmiyorum derken ben kimseyi öyle eleştirmem. Değil mi? Ya bir çok su vardır abi, bir şeyi ya beğenirsin ya da beğenmezsin yani. Bunu uzun uzun birilerine yol göstermek çok itici geliyor bana. Mrs. Piggy, Miss Piggy. Bu ülkede başarılar artık müfakkat değil, mükafatını alsın. Soluksuz izledim ağzınızı. Dur lan bir Ekşi'ye bakayım sana bir şey ne yazmışlar. Ekşi'de başıma çok güzel değişik bir olay geldi. Ekşi'de? Evet. Yani ilk yorum, yıllar önce ben Tatlı Hayat diye TRT'ye bir iş yapıyordum. Yani belgeselimiz. TRT belgeselde yayınlanan. Benim ilk entry'im, aa bana entry girilmiş dedim ve evet, oku istersen böyle. TRT belgeselde yayınlanan Tatlı Hayat isimli belgeselde sunucu olarak görev alan kişi. Genel tanım dışına çıkacak olursak eğer üst düzey iticiliğe sahiptir. Bu ve buna benzer insanların, oha ilk bir de lan bu. Tabii. Televizyon ya da başka alanlarda para kazandığını görünce üzülüyorum. Hakkında rencide edici daha fazla yorum ve tanım yapmanın kendisi prim sağlayacağı düşüncesiyle cümlelerimi bitiriyorum. 7 yıl sonra gene edin. Evet, bunu oh be güzel yerlere evet geldi. Bunu yapmayı kendime görev addettim. Günlerdir cümlelerime nasıl ve nereden başlayayım diye düşünüyorum. Hatta bu zaman zarfı içinde yaptığı yayınlarda aksama yaşanınca kendi kendime acaba bıraktım dedim. Ne yazık ki kıymetli babası kaybetmiş. Ay bir anda nereye bağlandım. Evet abi, uzun uzun yazıyor. Ben özetleyeyim abi. Evet. Bak sonra bana mesaj sonra yaptı. Sonra beğenmiş mi? Beğenmiş. Sonra seni eleştirmem hata olacaktır. Affet beni. Caner Özyurtlu'ya katlandığın için yine bana girmiş ya. Sana girmiş abi bak. Sonra şeyini benim okuyalım. Benim ailemin ve arkadaşlarımın hayatına dayıyı kazandırdığın için, gösterilerine kukla sanatına yaptığın katkılar için, hatta Caner Özyurtlu'ya katlandığın için çok teşekkürler. Evet, böyle bir şey girmiş böyle. Ha gene de bir son demiş. Evet, TRT belgesel zamanında Kerem Alışık gibi olabilirsin. Ki bana mesela deseler ki, ya bunu kullanabilir miyim? Yani bir küfürle Kerem Alışkan seçim yap deseler, Kerem yani küfrü tercih ederim ben genelde ama bunu demiş. Ya bu bana yazdı bu arkadaş da sağ olsun hakikaten. Ben de ona şey, ya sana böyle böyle bir şey yazmıştım, böyle bir edit de yaptım diye. Ben de dedim ki ya bu, ben o yorumu seviyordum aslında, ilk yapılan yorumu. Bu TRT belgeseli de gelişimdir. Aşırı itici tipi yok öyle şey de, çok kötü bir şey eleştirir de değil. İtici, antisempatik. Kazandığı her parayı acıyorum, üzülüyorum. Biraz o biraz sert tabii biraz olmuş bilmem ki ama. Ki hiçbir şey kazanmıyordun zaten. Hiçbir şey kazanmıyordum. 1000 lira alıyordum o program bölüm başı. Gerçekten 1000 lira alıyordum yani sunucu olarak. Net de söyleyeyim. Öyle. İyi para. Evet. Ama sonra bana böyle mesaj attı. Ayda asgari maaş yapıyor lan. Sunucu olarak haz etmediğim kendini sempatik sen. Oh be. Evet, şöyle abi biraz. Evet. Laps lapsa geri dönelim. Evet aşkım benim ya. Evet. Bir Yıldız Batıyor adlı tek kişi kesinlikle daha komik olan falan. Bir Yıldız Batıyor isimli oyun yetenekli oyuncusu. Kukla Kabare, Kukla Kabare. Bana laf sokan bir yer varsa ona bakıyorum. Yok abi. Yok mu? Genelde nasıl yok lan? Genelde bir Türkiye'de birinden bahsediliyorsa bir... İş ilkinde var, sana katlandığım için diye falan var. Bana da laf sokuluyor genellikle çünkü. Bir dizi tutuyor, o da bana giriyor mesela. Bak gördün mü Caner Özçuk? Çok acı bir şey var. Evet ya. Kukla Kabare ve Dayı'da harikalar yaratan kukla sanatçısı. Sağ ol. Ulan yine kötü bir şey yok be. Peki iyi yorumlar seni mutlu ediyor mu? Yani evet, şeyse ediyor. Yine öbüründeki gibi bir dayanağı varsa ediyor.
Evet. Ben de mutlu oluyorum. Yoksa adamsın falan gibi şeyler yani. Değil ama evet, genelde sağ olsun. Ama hani böyle şöyle şeyler konuşuyor bak hani Türkiye'de falan ne bileyim atıyorum. Bu fikrin nasıl söyledin lan falan gibi şeyler oluyor. Onlar hoşuma gidiyor. Evet, şey babam vefat etti abi. Bir Instagram'dan bir şey story koymuştum. Haber vermek için falan. Bir sürü tanımadığım insan sağ olsun başını sağ olsun yazdı böyle. Bir hiç tanımadığım dayış oradan kukla kabareden tanıyanlar. Fakat şöyle enteresan bir şey de oldu abi. Hemen ben koyduğum gün yazmış başın sağ olsun sabırlar dilerim. Ertesi gün yeni video nerede? Aynı insan. Aynı insan ve bir gün arayla. Ya işte aa, babamı, tamam öldü oğlum yani dün öyle mi diyorsun? Yani, evet, dün yani öldü böyle. Yeter artık. Evet çok bir o böyle enteresan gelmişti. Ama şey de garipmiş abi yani. Bu seni tanımadığın insanlar sana böyle böyle çok mahrem bir alanda yanında olduğunu. Evet. Güzel bir şeymiş ya. Kuklalara mimik veren adam. Nasıl yapıyorsun ya bunu bir anlat bakalım. Ya sağ olsun. Harbi mi soruyorsun? Yok hayır. Babam değil dedim ya. Babam değil dedim ya. Ne oluyor böyle? Yok genelde Caner Özgürtlü ile tanıdık gibi. Sen şey diyebilirsin abi yaşlanınca ve ben sana bir ters yapınca, aramız bozulunca sen bir masada abi böyle bir kutla vardı abi dedim ki ne kutlam getir var? Tamam ödeyin bu çocuğa. Ödeyin dedim bir aynen. Önden para verin dedim. Abi sağ ol diyor böyle diyor benim çocuğum dedim. Böyle anlatabilirsin gibi geliyor biraz. Yani. Abi bak hayatta en nefret ettiğim şeye değindin. Gerçekten. Dayanamıyorum, katlanamıyorum. Şey hayır. Bir insanla konuşuyorsun mesela bir görüntü yönetmeninden bahsediyorsun bir yapımcıyla. Ona ilk biz iş verdik diyor. Evet, sen vermesen sanki kuru yemiş satacaktı evet, adam. Zaten şey. Adam sinema televizyon okumuş bir yerde başlayacak. Tamam. Onu biz getir. Onu ben asistanını tanıyorum. Tamam. Lan sen neydin? Yani şunu yapsa tamam yani Amerika'da ben onu 7 yıl okuttum. Özel burslarla bilmem buraya getirdim dese tamam abi. Bir işte çalışmaya başlayacak bu çocuk. Senin işin olmuş ve çocuk... Emek vererek çalışmış, bir şey öğretmemişsin yani evet. Çok ya bir de bana abi. Resmen kötülüğü dokunan bazı insanlar var sektörde. Bana bile şey diyor, ben ilk hatırlar mısın ben senin ilk bilmem ne yani öyle olmadı ya. Sen hatırlar mısın ben sana oyunculuğumla katkı verdim gibi bir şey aslında yok, ama evet çok garip abi. Ama ses inceltme çok acayip abi. O çok iyi. Ya Caner geldi bana, bir de 20 yüzyılında para ihtiyacım var. Böyle geziyor daha yok artıklar falan yok. Evet ya sahtekar. Kendi sesi de biraz büyüyor evet. Evet bitti yani. Abi niye böyle oldu ya böyle bir şey oğlum, yapamadık. Oğlum seviyorlar ya. Seni ya. Yok yok güzel oldu ya bence. Öyle mi? Abi mikrofonu kuklanın neresine takıyoruz diyen ve kendine gelen teknik arkadaşımıza selam. Ebesinin avı dedi. Ozan tek bir abi. Şey diyeceğim abi bu şeyde ben bunu izlediğimde seninle yaptığımız şeyi. Senin bu rahatlığın, güzel şey, benim bu yeni böyle kokain çekmişim de anksiyete krizi halindeki konuşmalarım genelde sempatik gelmiş böyle. Ya çünkü bence bir şekilde gerçek bulunuyor. Yani yalan demiyorum zaten. Sonuçta o andaki halin senin her zaman 24 saat yaşadığın halin olması evet. Gerekiyor. Orada bir numara yapmıyor. O anda panik de olabilirsin. Evet evet. Ne bileyim o anda yo, ben çok fazla da. Gevşek de olabilirim. O bir gerçek yansıtıyor. Yok o ilk defa kendimi izah ettiğim bir yer oraydı yani ilk. Defa böyle. Onun da heyecanı vardı gerçekten. Ciddi bir şey soracağım hayır, sana. Bakalım. Madem bu kadar Cem Yılmaz Usta'dan bahsettik. Bu illa girelim. Gereksiz zorla giriyor. Evet, hadi girelim abi. Her tarafa ebesinin avı yazıldı bilmem ne. Şimdi bu şakaları mı, gençlik, şimdi bir de bunları mı söyleyecek? Şimdi şey olmayacak mı? Ebesin amı değil de insanlar ebesin avı falan gibi şeyler söyleyecekler. Bu topluma bir iyilik bir yandan. Ha böyle güzel bir yerden yaklaştın vallahi yani ciddi böyle. Ciddi söylüyorum. Geçen gün bunu düşündüm. Şimdi ebesin amı diyecek olan insan normalde. Şimdi ebesin avı falan diyor. Gerçekten evet. Bir iyilik tohumları ekmedi. Ya bu arada bir şey de... yani öyle iyilik tohumu demeyelim ya buna da öyle mi diyelim? Hayır böyle bir etkisi de olamaz mı? Ciddi soruyorum. Felsefe şey adamsın, felsefe peki. Ustası adamsın. peki ben sana söylüyorum. Evet, Dücani hocam. Yok ebesinin amı diyeceğim birine. Yok ebesinin avı desen. Evet. Etki yaratır mı? Hayır, etki yaratır. Bu toplum nasıl bir düzelme olmuş ki? Am denmemiş olur. Ama amı kastetmiyor gene. Belki kastetmiyor. Avı kastetmiyor. Ne diyorsun? Bence Cem Reis'i ne yaptı yapacağını diyorum. Doğrudur. Türkiye için en iyisi neyse onu yaptı. Öyle değil mi hocam? Kesinlikle. Ya da doyamadım ama diyeceğine peki doyamadım ama da afişler ama şey doyamadım diye. Aması konmamış. Ya da evet. Ama doyamadım konmamış. Yani orada bir çıkamıyoruz. Evet ya. Bu arada ben bir şeyi de burada açıklayayım ya. Bu şey, sanki bir şey dedi ya. Hadi bakalım. Ya bu dayı ağzına gelen söyleyen bir kukla ya. Evet. Bir kukla ve kendi bir şeyi var. Bu işte geç Erşan Küney ile ilgili bir şeyler. Dedi. Dayı dedi. Evet. Evet.
Çünkü şey yani ve bunu bazı şey gazeteler sol menşeli gazeteler böyle dayı eline mikrofon almış ve bir basın açıklaması şeyinden. Çok ama biraz yani bir yandan da biraz hani Çakır öldü gibi mi? Bir haber evet, yapmak biraz gibi de. Biraz cahillik gibi yani dayı böyle bir açıklama yaptı. Çünkü şey haber olmaması çok acayip değil mi? Şimdi Erşan Kuner haber oldu. Halbuki iki hafta önce de Star Wars boş beleş bir film diye bir açıklaması işte vardı yine dayının. Cem Yılmaz çok hot topic yani. Evet. Bir de bence iyi lan Borat gibi. Hani Borat evet. da röportajlara öyle çıkıyordu ve bir şekilde o personayı sürdürüyordu. Seni evet. bir dayı olarak ciddiye alıyorlar demek evet. ki. İstediğin gibi trolleyebilirsin gündemi aslında. Gibi. Ama bunda şey, vay amına al eline kukla istediğini söyle. O da oluyor. Gibi evet. bir şey oluyor. Söyle, evet. Herkes alsın söylesin ne olacak. Ama çoğu yer kendi fikrim olmayabiliyor. Evet. Gibi. Tabii neyse, ki tamam. Olmak zorunda değil tabii ki. Burada. Son bir yüksek bitirelim ya. Yok mu böyle? Bunların ikisini de. Sinan Caner'le iş yapılmayacağını anlamamış anlaşılan. Ulan ne güzel işin gidiyordu patlattın kendini durduk yere enayi. Oğlum geçen gün benle ilgili bir tweet attı biri bana. Diyor ki, çok güldüm ona hakikaten. Caner Özyurtlu'yu tamam severiz meveriz de yani yok Kaltı aldı yanına, yok Ömer Sinir'i aldı, dayıyı aldı. Bunun acunluktan ne farkı var? Sevdiğimiz şeyleri satın alıyor. Çok güzel bir şeymiş lan. Nasıl bir bakış açısı? Ya şu anlamda... Ciddi değerlendirilebilir. Tamam evet, senin böyle bir imajın olması çok güzel fakat bunu parayla yapmıyor. Acından öyle bir farkı mı var yani? Param olmadan bunu yapabiliyor. Parasız yapıyorsun lan bir de. Çok konuş kimse yapıyor yani öyle önceden. Yani, böyle düşünmemiş. Yani ayağında terliğin yok, bir helikopterin yok ve hakikaten de ciddi ama yani mizahın... Enteresan bak. Kalbi oldun Caner abi. Kalbi. Gerçekten. Comedy Central olmaya oynuyoruz inşallah. Peki şu anki yeni transfer ettiğin var. Bu kadar sevdiğim, güldüğüm insanlarla Hasan beraber Can Hasan Can alamadın. Hasan Can olmadı, transfer edemedik. Daha büyük teklif aldı. Bilmiyorum hakikaten bu kadar süper insanların etrafta olması çok acayip oldu. Söyle bir şey abi çünkü onlar seninle beraber olmak istiyor, iş yapmak istiyor. Teşekkür ederim. Oğlum şöyle bir şey var ya bu Ömer değil ya şimdi yok yok. Yani Acun'la mı iş yapmak istersin Caner'le mi? Acun'la. Net. Evet abi futbol, ayak futbolu oynanıyor. Doğru. Bizde yok ayak futbolu falan. Ben niye boş beleş sana düştüm ya doğru lan. Harbiden ha. Hakikaten haklısın. Salak gibi. Evet. Acun o sırada Dominik'teydi muhtemelen. Doğru. Kukla kabara patladığına seni kaçırdı. Evet. Biraz daha palazansına bakarız dedi yani. Acun abiye selam. Değil mi hocam? Eksen. Eksen.com'a giriyorsunuz. Şifresiz. Bak benim şifrem. Caner Özyurtlu @gmail.com. Şifremi de verin. İyilik yaptığınız zannet. Şöyle bir içeriye bakın. Hoşunuza giderse abone olursunuz. Gain'de de dayı şu. Kimse hiç şey yapmayalım buradan. Gözde Hanım'a da çok selamlar. Gözde Hanım. Ve tabii ki şeye de. Doğancan Hızlan değil o. O kim ya? Blue TV'nin oğluna selam söyle. Blue TV'nin oğluna. Oğlum bak ya kendisi tamam. Tüm platformları kapattık AC filme şu andan itibaren. Evet hiçbir iş satın. Neyse ki evet, Ahmet Netflix tanımıyoruz. Blue TV'nin torununla da mı? Blue TV'nin oğlu. Atarız ya bunları. Ya böyle şeyler yapınca evet. Oğlum Türkiye'de çok şey oluyorum. Hani bir kere toplantıya gittim çünkü bir yapıma. O hani siz şeyle ilgili çok mu şaka yapıyorsunuz? Sonra da evet dedim. Yapmaya devam edecek misiniz? De evet dedim. Evet. Tamam peki o zaman falan. Hani söylediğim bir şey burada hep karşına çıkması çok garip. Komedinin hep bu şekilde algılanması. Hani sen ona laf sokmuşsun, küsen, blok koyan, sen öyle konuşmayan, ya. Yüzünü dönen oyuncu, yani yüzümü görüp kafasını çeviren oyuncu var burada laf soktuğum. Ama şey ya, çok eski bir şey değil mi artık? Çok inanamıyorum ya. Çok eski ya. Bir şey yani. Şey ben mesela mutluluk duyuyorum. Birisi gerçekten... Hakkıyla görsün. Bir komedyen dayıyla ilgili böyle gömücü bir şey yapsa hafif bir gururlanırım da. Lan i̇şte be dayıya bak şey. Buraya gelmiş bir kere yani. Oluyorsun. Birine malzeme olmuşsun. Çok güzel bir şey lan. Küsüyorlar lan. Yani sana bu bir kişi falan dayının değil. Seni gömmesi, dayı şovun her bölümünde yani her bölüm. Ayrı ayrı sokarak böyle yani. Çoluğuma çocuğuma. Evet abi yani bunu ama. Ya onu ben yaptırıyorum falan mı zannediyorlar acaba kendi reklamı gibi? Ben evimde izliyorum tabii, yine tabii, bana laf tabii tabii aynen öyle ya. Ağzımız durmuyor. Ama bunun çok eski bir şey değil mi ya? Yok ciddi söylüyorum Türk şimdi. Türk kafası çok eski bir hani şey. Buna, bununla niye? Ulan ne güzel işte ya. Yani bu çok bir de yok, şey oldu. Klişe bile oldu. Ama yani. Kırılıyor ya bence. Evet kırılsın çok, canım. Herkes, oğlum dayıya kimleri alıp neler söyledik? Tabii. Bir yandan gerçekten bak sadece bu kısmıyla bir hizmet gibi görüyorum biraz dayı. Biraz öyle oldu abi evet. Bir bitirin yani, tour first adı oldu. Annem çok yavaş aslında çok daha şey... Hayır yani güzel. Hedeflediği şey olarak. Evet abi. Bence az önce dediğimiz çok güzeldi. Çünkü hakikaten isimlerini bilmiyoruz ama işte yapma olasılığımız da bu komik yani. Az önce yaptığımız yani.
Sorun oluyor mu mesela burada izleyip böyle falan yani, öyle bir şey yaşanıyor mu? Ben Blue TV'nin oğluyum, bana nasıl böyle bir şey söyleyebilir falan olmuyordur herhalde. Birisi söylüyordur sana böyle böyle bilmem birisinin oğlu. Ha, biri ona söylüyordur, o da gülmüyor mu? Gülüyordur be abi. Gülmüyordur. Gülmüyor mudur? Gülüyordur lan. Birisinin oğlu deyince olmuyor be abi. Blue TV'nin oğlu lan, ben çok isterdim. Bir de Blue TV'nin oğlu ve şimdi... Netflix'in oğlu geliyor. Laps.